Esselamu Aleyküm. Çok sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı hepimizin üzerine olsun efendim. Ramazan iklimini yaşamaya devam ediyoruz. Son 10 gününde yine firkate doğru yol alırken yüreklerimizde hüzün şu anda hissedilmeye başladı bile. İnşallah gelecek sene Rabbim tekrar bu rahmet iklimine hepimizi kavuşmayı nasip etsin diye dua ile başlamış olalım. Bin günahla, bin gümanla geliyoruz sana. Bin hatayla, bin isyanla geliyoruz sana. Affa layık olmasak da, lütfa layık olamasak da bizi bağışla. Yandık el aman, sana geliyoruz. Ne olur affeyle bizi. Açtık elimizi, sana yöneliyoruz. Ne olur Rabbim affeyle bizi. Kıymetli izleyiciler, bugünkü programımızda tevbe ve istiğfar, Rabbe yöneliş, tek kapımız olan, yegane sığınağımız olan Rabbimize yönelişi inşallah bugünkü sohbetimizde, iftar tadında sohbetlerde gerçekleştirmiş olacağız. Uzman vaizlerimizden Abdülkadir Kulu hocamızla birlikte sohbetimizi yapacağız inşallah. Ben kendilerine, değerli konuğumuza hoş geldiniz diyorum sizler adına. Abdülkadir hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah Bey. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. İnşallah. Sözün başında da ifade ettiğim gibi firkate doğru yol alırken inşallah mağfurun sınıfına dahil olmuşuzdur diye ümit edelim. İnşallah bayrama, gerçek bayram günahsız olarak bayrama girmektir. Bayrama günahsız olarak girmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Muhterem hocam, tevbe ve istiğfar, Rabbimize sığınacağımız tek kapıya af dilemek maksadıyla yöneliş. Tevbe nedir, istiğfar nedir, arasındaki farklar nedir diye bir başlık açsak neler söyleriz? Evet. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Sözlerimize Allah'a hamd ile başlarız. Her türlü salat ve selam Resulü'nedir. Evet, tevbe ve istiğfar. Tevbe Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş. İstiğfar da Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş, bizim mutlaka yapmamız gereken emirlerden birisi. Bu arada şunu belirtelim, aslında Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın emirleri 5 ile sınırlı değil, çok fazla, ama bizim bu İslam'ın 5 şartı dediklerimiz sınırlı olan, belli olan, çerçevesi belli olanlar. Esas ana kalıp, ana kalıp, çerçevesi belli olan, yani bir biçimi olan, ama bir de sürekli yapmamız gereken, sürekli hayatımızda hemhal olacağımız daha pek çok emirler vardır. Bunlardan birisi de tevbe ve istiğfardır. İstiğfar, mağfiret dilemek, bağışlama dilemek. Tevbe ise yapılan bir günahı önce terk etmek, bundan bir pişmanlık duymak ve bir daha da o günahı işlememeye bir kesin karar vermek. Yani tevbenin bu tanımı aslında tevbenin şartlarını da içeriyor. Bir kere tevbede günahı terk etmek gerekir. Günahı bir yandan işlerken, günaha bir yandan devam ederken tevbe olmaz. Bir yandan günah olmaz. Bir kere o günahın kesinlikle bırakılması gerekir. İkincisi, pişmanlık gerekir. Bir nedamet gerekir. O günahtan dolayı bir iğrenme, bir tiksinti olması gerekir. İyi ki yaptım, yani vaktiyle de yaptım, iyi ki yaptım diyorsak işte o tevbe değildir. Yani bu en büyük kötülük, küfür ve şirkten tutun, büyük günahlar, küçük saydığımız günahlara varıncaya kadar hepsinde öyle, ondan pişmanlık duymak gerekir. Hani insan, fıtratı düzgün bir insanı düşünelim, yemek de bilerek zaten olmaz da bilmeyerek kötü bir şey yedi. Yemeğin içinde bir kurt geldi vesaire geldi, kötü bir şey. Tiksinir değil mi? Hı hı. Normal bir insan yani bunu iyi ki yedim demez. İşte mümin, fıtratı düzgün olan, imanın tadına ermiş bir mümin de yaptığı bir iş bilerek, bilmeyerek, cahillik zamanında şöyledir. Bu aklına geldikçe pişman olur, tiksinir. İkincisi de pişman olmak gerekir. Üçüncü şartı da bir daha işlememeye kesin bir karar vermiş olmak. Yani
gene yapabilirim diyorsa da gene tevbe geçerli değildir. Böyle bir tevbe makbul değildir. Kesin işlememeye karar verecek. Yani niyetlerine de onu evet. Şuur altına da bütün benliğine, bütün hücrelerine varıncaya kadar inanmışlıkla, nasuh ile kesinlikle bir evet. Pişmanlık duyarak. Ki ayet-i kerimede de bu nasuh tevbe emrediliyor. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Yani hocam tövbenin şartlarını dilerseniz bir kez daha şöyle hafızalarımıza yer etsin için. Bir kere günahı terk etmek. Evet. İkincisi pişmanlık duymak, evet. Üzülmek, hayıflanmak evet. Dediniz. Aynen. Üçüncüsü de yani kesin olarak, kesin bir niyetle, gayretle terk etmiş olmak. Terk etmiş olmak. Yani bu tövbenin şartları. Olmazsa şartlar, olmaz şartlarıdır bunlar. Şartlar bunlar. Olması gerekiyor. Evet. Evet hocam. Buna ilaveten mesela bir kul hakkı varsa, evet bunlar Allah'la ilgili tamamen kimseyle bir durumu yok. Yani kimseye zararı olmadan yapılan günahlar da böyle. Ama bir kul hakkı varsa onunla helalleşmek. Kul hakkı, normal oturduğumuz yerde kul hakkı yiyip de sonra gece sabaha kadar tevbe etmek, işte bu olmaz. Helalleşmek gerekir kul hakkında. Bir kere kulla olan hukuku bir halletmek gerekir. Halletmek gerekir kesinlikle. Ondan sonra iş Allah'la. Ha, kul affet de Allah affedecek mi? O Allah'a tevbe ayrı ama kulla bir helalleşmek mutlaka gerekiyor. Bu da nasıl olur? Eğer bir mali durum, parayla ilgili bir durum varsa o parayla ilgili durumun halledilmesi, tazmin edilmesi gerekir. Yani parayla maddi olan bir kayıp bir özürle, sözle telafi edilmez. Kendi cinsinden telafi edilmesi gerekir. Sözle olan bir zarar verme olmuşsa onun gene sözle telafi edilmesi gerekir. Kalabalık bir ortamda diyelim ki bir insanın şahsına yönelik, şahsiyetine yönelik bir olumsuz durum oldu. Böyle bir durumda bunun tenhada bir özrü o da olmaz. Yani aynı ortamda, o kalabalıkta onun özrünün yapılması gerekir bir şekilde, samimi bir şekilde kul hakkının telafisi için. Yani dinimizin burada inceliğini de evet. Görmüş oluyoruz. Ne kadar zarif bir şekilde problemin üzerine gidiyor ve çözüm yolunu da ona göre tabii, öneriyor. Kul önemlidir. Çünkü kul Allahu Teala'nın ruhundan üflediği değerli mükerrem varlık insan, onun şerefi değeri de bizim en kutsal bildiğimiz değerlerin hepsinden daha üsttedir. Tevbenin başka boyutlarda olabilir. Mesela işlediğimiz günah, işlenen günah, bu Kur'an'da bu da geçer. Özellikle din adamlarının, hocaların dini birilerine yaranmak için farklı amaçlarla eğip bükmeleri, çarpıtmaları, dinin hükümlerini gizlemeleri veya çarpıtmaları şeklinde bir günahsa, ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki lanet edebilen herkes ona lanet eder. Allah da lanet eder, melekler de. Bu kadar ağır bir günah ve bunun telafisini gene Kur'an zikreder. Tevbe edecek, kendini ıslah edecek ve beyyeni açıklayacak. O çarpıttığını açıklayacak. Onun da gizli bir yerde Allah'a el açıp tevbesi olmaz. Yaptığı mefsedet neyse onu telafi şeklinde tevbenin gerçekleşmesi gerekir. Yani işlenen kusurun, hatanın, yanlışın ayan beyan ortaya koyularak ifade edilip, teslim edilip ben bu yanlıştan dönüyorum, rücu ediyorum diye tam bir hulusi kalple Rabb'e yönelişten bahsediyoruz evet. Değil mi hocam? Kendi cinsinden bir şekilde telafi evet. Edilmesi gerekiyor. Tevbenin belli bir zamanı, belli bir şekli, belli bir durumu var mı hocam? Evet. Tevbe derhal yapılmalıdır. Derhal, hemen yapılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur. İnneme tevbetu alallah. Allah'ın kabul edeceği tevbe lillezine ya'meluna seyyati bi cehale. Kötülükleri bilmeyerek yapan, cehaletle yapan. Summe yetubune min garibin. Sonra da derhal en yakın zamanda tevbe edenlerin tevbesidir. Yani şuraya bir şey dökülse, herhangi bir kir, necaset olsa bunu derhal uygun bir şekilde temizlediğimizde, bir işlem yaptığımızda onu büyük bir ihtimalle temizleriz. Bir şekilde her kir temizlenir. Ama bunu böyle bıraksak, bir hafta sonra, bir ay sonra, bir sene sonra temizlemeye kalksak,
herhalde pek başarılı olamayız. Ya da çok daha fazla gayret sarf etmemiz gerekir. Çünkü pekişir. Çünkü pekişir. Onun için derhal tövbe. Bir an önce hata yapıldığı an onun tövbesi yapılması gerekir. Ve ayet-i kerimenin devamında da buyurulur ki, yoksa tövbe günahı işleyip tam ölüm geldiği zaman ölüm meleğini karşısında gördü. Firavun bile hani tövbe ettiği bir an var ya, ümitsizlik anı, o andaki tövbe geçerli değildir. Tövbe aklımız başımızdayken derhal yapmamız gereken bir durum. Tövbenin ivediliğine dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir hadisi var. Bunu destekler mahiyette hocam. Her işlenen günahın bir kalpte nokta, siyah bir nokta olacağı noktasında bir hadis. Evet, o şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurur. Ve İslam, büyük İslam alimi İmam Gazali de Kur'an'ın anlaşılması önündeki engellerden birisinde de bunu zikreder. Kalpteki o günahların kalbe verdiği kararmışlık, o kararmışlık ilahi nurun, Kur'an nurunun yansımasını önler. Kur'an'dan feyiz, nur almasını, hikmet almasını önler. Onun için o tevbe, istiğfar temizliktir. İşte Allah'a kalbimizi temizle diye dua edeceğiz. Sürekli istiğfar edeceğiz, tevbe edeceğiz. Allah'a pek çok zikirde, duada bulunacağız ama en faziletlisi ne diye sorulduğunda İslam büyükleri demişlerdir ki istiğfar. Çünkü diğerler bir temiz kalp olacak, temiz bir yer olacak. Yani şurayı önce bir temizleriz, ondan sonra bir parfüm süreriz vesaire, mesela mis süreriz vesaire. Onun üzerine o temizlenmiş kir, necaset temizledikten sonra yaparız. İşte kalpte de bizim gibi insanlar için özellikle tevbe ve istiğfarla önce kalbimizi temizleyeceğiz. Daha sonra diğer ameller kabul olacak. Daha sonra diğer zikirler yapacağız. Yani kirin, pasın üzerine bir şey bina etmek. Bir şey olmaz. Yani kirli elimizin üzerine mis sürmek gibi olur ki. Önce pak bir kalbe kavuşmak lazım. Kavuşmak. Onun üzerine bina edebilelim diye. O da işte istiğfar ve tevbedir. Evet, istiğfar ve tevbe, peygamberler dahi küçük günahlar işlemişlerdir. Onlara dahi o işledikleri zelleden küçük günahlardan dolayı tevbe gerekmiştir. Bunun da Kur'an-ı Kerim'de örneklerini görmekteyiz. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de pek çok kısa ayetleri var malumunuz olduğu üzere. Peygamber kıssalarından sıkça bahsedilir. Bu anlamda tevbe ve istiğfarla alakalı olması babından Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini bir anlatabilir miyiz seyircilerimize bu bağlamda? Evet, ilk insan, ilk atamız ve ilk günahı da işleyen kimse Adem atamız ve onunla beraber eşi Havva anamız. Gerçekten Adem Aleyhisselam kıssasında da bizim için ibretler vardır. Adem atamız bir hata işledi. Çok açık, ayan beyan bir hata. Kur'an'da onun bir büyük bir hata olduğunu bildirir. Allah şu ağaca yaklaşmayın dediği halde gittiler o ağaçtan yediler. Ama bundan sonra işte yaptıkları hatalarından dönmeyi bildiler. Daha öncesini hatırlayalım, hepimizin malumu şeytan. Şeytan da aslında tek bir hata yaptı. En azından o zamana kadar tek bir hatası var. Ondan önce abid, ondan önce ilim sahibi, ibadetten yana da hiçbir sıkıntısı yok şeytanın, iblisin. Bir hata yaptı, Adem'e secde etmedi. Ama hatasında ısrar etti. İblis zaten kelime anlamında ümit kesen demektir. Ümidini kesti. Ben bu Allah'a isyan ettikten sonra Allah'ın gazabı artık geldi, kurtulamam dedi. Ümit kesti. Hatada ısrar etti, inat etti İblis. Ve ben artık madem böyle battım, Adem'i de batıracağım. Adem oğullarını da batıracağım dedi. Kendisiyle beraber batırmanın yolunu seçti. Ama Adem atamız öyle yapmadı. Ne olursa olsun. Fetelakka Adem min Rabbi kelimat. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Ya Rabbi nasıl tevbe edeyim? Nasıl istiğfar edeyim? Bunları Allah'tan istedi, kelimeler aldı. Ve Havva anamızla beraber dua ettiler. Kur'an'da geçer. Zalemna en Rabbena zalemna enfusena. Rabbimiz biz kendimize zulmettik dediler. Yani şeytana suç atmadılar. Birbirlerine de suç atmadılar. Kaderi de suçlamadılar. Biz kendimize ettik. Kendi kendimize ettik. Ve illem tağfir lena ve terhamna
Eğer bizi bağışlamazsan, eğer bize acımazsan لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ biz perişan oluruz diyor. Yine başka kapı yok. Yani bir insan bir kapıdan kovulur, bir yerden, bir kurumdan, bir işten kovulur, başka bir iş bulur. Bir ülkeden kovulur, başka yerde nasibini bulabilir. Ama Allah'ın kapısından başka gideceğimiz bir yer yok. İşte bunu bileceğiz. Ümit kessek bir çare değil. Ümit kesmemiş Adem atamız. Ondan sonra Allah onu affetmiş. Affettiği gibi bir insanın yükselebileceği en büyük mertebe peygamberlik mertebesine yükseliyor. O hatadan sonra, açık bir hatadan sonra. İblis bir hatadan sonra yerin dibine batıyor. En kötü, en lanetli varlık haline geliyor. Hatada ısrar ettiği için, ümit kestiği için. Adem ise ümit kesmediği için, hatada ısrar etmediği için ve suçu başkasına atmadığı için, suçu kabullenip tevbe ettiği için en yani yüksek temel, dereceye çıkıyor. Temel espri hocam, yani Adem aleyhisselam ve iblisin hikayesinde olduğu gibi hata etmek kavramı insan için, yaratılmış için söz konusu olabiliyor. Ama bu hatadan rücu etmek esas espri, esas işin koptuğu nokta burası diye düşünüyorum. Yani hatadan sonra rücu edip, istiğfar edip, tevbe ile yönelip af dilemek. İşte buraya yanaştığımız takdirde kurtuluşa erenlerden oluruz diye ümit ediyorum. Aynen böyle. Bir insan bir çamura düştü mü ne yapar? Çamura düştük diye o çamurun içinde ömrümüz boyunca debelenmeyiz değil mi? Bir an önce çıkarız, elbisemizi temizleriz, vücudumuzu temizleriz, temizleniriz. İşte tevbe de böyle. Hataya düştük, artık böyle devam etsin değil. Bir an önce temizlenmek, Allah'tan başka sığınılacak kapı olmadığını bilerek Allah'a yönelmek. Ve Rabbimiz bizi sevdiği için bizim tevbe etmemizi ister. Allahu Teala hadis-i şeriflerde geçer. Gündüz işlenen bir günahtan dolayı gece sabaha kadar elini açar Allah, kulun tevbesini bekler. Yine aynı şekilde gece bir günah işlensin, gündüz boyunca Allah elini açar. Haşa, Allah'ın ihtiyacı mı var bizim tevbemize? Yani bir hadiste de geçer, bütün insanlar, cinler, bütün irade sahibi varlıklar en dindar, en muttaki kul gibi olsalar Allah'ın mülkünde zerre artış olmaz. Allah'a bir faydaları yok. Zaten Allah'ın öyle özel yaratıkları, varlıklar var, melekler var, onu hamdiyle tesbih eden ki onlara da ihtiyacı yok. Allah hamittir, bizatihi hamde layıktır. Ve gene hadis-i şerifin devamında bütün o kullar, en kötü kul, en günahkar gibi olsalar Allah'ın mülkünde de bir azalma kesinlikle olmaz. Ama Allah kulunu seviyor. Bir annenin çocuğuna olan şefkatinden fazla kuluna olan şefkati, merhameti var. Bizim adımıza seviniyor. Şeytana yaran olmayacağız. Dünyada, ahirette şeytanla beraber olmayacağız. Hayra yöneldik, iyiliğe yöneldik, yaratıcımıza yöneldik. Şeytanı haklı çıkarmadık. İnsan hakkında hani ben bunları saptıracağım, bunları yoldan çıkaracağım diyordu ya, o konuda şeytanı haklı çıkarmadığı için Allah kulu adına seviniyor. Ve Rabbimiz Teala gene hadis-i şerifte geçer. Bir insan, şimdi çölde yaşamıyoruz ama biliyoruz, belgesellerden biliyoruz. Bir çöl hayatını, bir çölün zorluklarını ve aklen de tahayyül edebiliyoruz, düşünebiliyoruz. Çölde gidiyor, devesinde yiyeceği, içeceği var ki o özellikle eski zamanlarda yollar, otobanların falan olmadığı zamanda deve dışında bir araçla geçmenin neredeyse imkansız olduğu o çöllerde bir insan dinleniyor. Bir yerde dinlenirken uyuyor, bir bakıyor ki deve gitmiş. Üstünde yiyecek, içecek hepsi orada. Her şey bitmiş. Yani o çölü insan o aç susuz bir şekilde aşmasına imkan yok o ayaklarıyla. Üzülüyor, ağlıyor, çaresiz. Ümidini kestiği bir anda biraz yatıyor, dinleniyor, gözünü açıyor deve karşısında. Yiyeceği, içeceği de üstünde. Nasıl sevinir? Yani bunu hepimiz düşünebiliriz. Bir yitiğini, insandaki o sevinç. Yitiğini bulmanın sevinci. Tabii yitiğini bulmanın sevinci. Hayata tekrar dönüyor. Yani böyle bir sevinci insan belki hayatında olamaz. Allah da böyle sevinir. Kulu adına. Kul yanlıştan döndü, şeytanın yolundan Allah'ın yoluna döndü diye Allahu Teala da biz tevbe ettiğimiz zaman, istiğfar ettiğimiz zaman, hatamızda ısrar etmediğimiz zaman
böylece sevinir. Evet. Muhterem hocam. Evet buyurun. Burada araya girmek istiyorum. Bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan varit olan veya İslam kültüründe yer olan gelenekselleşmiş olan istiğfar dualarından, özellikle bu rahmet ayında, istiğfar ayında, tevbe ayında, Ramazan ikliminde sıkça okuyabileceğimiz bir dua söyleyin dersek, istiğfar duası, bize hangi duayı okursunuz? Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her konuda bize örnek. O yaptığı kendi küçük hatalarından dolayı istiğfar etmiş. Günde 100 kere istiğfar ediyorum buyurmuş. Bize de nasıl istiğfar edeceğiz bunu öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'de biraz önce okuduğumuz ayette Adem ve Havva anamızın duaları var. Kur'an'da öğretilen bize istiğfar duaları var. Bunun dışında Peygamber Efendimizin Seyyidül İstiğfar olarak ifade ettiği dua. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Allah'ım sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Halakteni, beni sen yarattın. Ve ene abduke ve ene ala ahdike. Ben ahdim ve vaadim üzereyim. Eûzu bike min şerri ma sanatu. İşlediklerimin, yaptıklarımın kötü sonucundan sana sığınırım. Ebu leke bi nimetike aleyye. Senin bana olan bütün nimetlerini itiraf ederim. Ve ebu bi zenbi ve günahımda itiraf ederim. Fe innehu la yağfiru zunube illa ent. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Bu duayı inşallah anlamıyla beraber okuyalım. Hadis kitaplarımızda vardır. Yine Ramazan'ın sonlarındayız. Resulullah Efendimiz'in Kadir gecesine rastlarsam ne yapayım, hangi dua yaparım diye Hazreti Ayşe anamız sorduğunda ona öğrettiği çok kısa, hepimizin aklında kalacak bir dua. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet. Ve Ramazan'ın tüm gecelerinin son geceye kadar Kadir gecesi olma ihtimali vardır. Bunu bilmek gerekir. Her gece inşallah bu duayı da yapalım. Bunun dışında elimizi açıp Allah'ım mağfirli, Allah'ım bağışla, Allah'ım merhamet et şeklinde inşallah dualarımızı eksik etmeyelim. Alimler hocam bu tevbe istiğfar noktasında tevbeyi üç kısma değerlendiriyorlar. Tevbe, inabe ve evbe şeklinde. Evet. Müminlerin tevbesi, salihlerin, Allah dostlarının tevbesi ve peygamberlerin tevbesi olarak açıklamışlar. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, tabii tevbe farklı çünkü günahlar farklı. Peygamber Efendimizin hatalarından birisine kısa bir örnek verelim. Münafıklar var. Savaşta izin istiyorlar. İşte hastayım, hanımım hasta vesaire. Araştırmıyor. İyi niyetinden dolayı izin veriyor. İşte afallahu ank ayette geçiyor. Niye izin verdin onlara? İyice araştırmadan. Bu şekilde iyi niyetle yapılan küçük hatalar. Diğer peygamberlerin de böyle. Gene diğer salih insanlar peygamberler gibi olmazlar ama açık bir büyük kötülükler yapmazlar. Yani yapılan kötülük büyük olunca, suç büyük olunca ona göre de tevbede farklılık arz eder mutlaka. Ama her günahtan ne olursa olsun, en büyük günah da olsa Allah'ın rahmeti, mağfireti bizim günahımızdan da büyüktür. Bunun bilincinde içerisinde ümit kesmeden inşallah tevbemizi yapacağız. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Evet. Tevbe istiğfar duamız bu olacak. İnşallah şeytanın Ramazan zincire boyunca vurulduğu ve tevbe kapısının açık olduğu bu rahmet ikliminde inşallah o kapı bizi boş çevirmeyecek diye ümit ediyoruz. İnşallah, inşallah. Başka kapımız yok zaten. Eyvallah. Abdülkadir hocam, çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Rabbim tevbeyi nasuh ile kendine yönelenlerden eylesin. Amin inşallah. Kıymetli izleyiciler, bugün çok önemli bir kavram üzerinde durduk. Hakikaten müminin hayatında hatalarının, günahlarının, yanlışlarının hemen kıyıcığında durması gereken, hemen akabinde yönelmesi gereken tevbe ve istiğfar kavramlarını değerlendirdik. İnşallah Rabbim cümlemizi tevbe-i nasuh ile kapısına yönelenlerden ve daima her daim dilinde istiğfarı elesenk eden hakiki müminlerden eylesin. İftar tadında sohbetlerde bugün sizlerle birlikte sohbetimizi gerçekleştirdik. Yarın tekrar birlikte olmayı ümit ediyor. Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın.